Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kovancılar Temsilciliği, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı, kamu kurum ve STK temsilcileri, iş dünyası, vatandaşlar ve medya mensuplarının yoğun katılımıyla açıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Kovancılar Temsilciliği'nin bölgeye önemli hizmetler yapacağını belirtti. Kovancılar ilçemiz jeopolitik konumu itibariyle Palu, Alacakaya, Arıcak ve Karakoçan'ın merkezi durumundadır. Odamızın bugün tüm ilçeler bazındaki toplam üye sayısı 650 olup bu sayının 454'ü bu bölgede bulunan ilçelerimizde yer almaktadır. Dolayısıyla ilimizin doğu yakasındaki bu ilçelerimiz en fazla üyelerimizin bulunduğu bölgedir. Bu nedenle Kovancılar ilçemizde odamızın bir temsilciliğinin açılması bu bölgelerdeki üyelerimizin ortalama 100 kilometre yol gelmesini engelleyecektir. Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu ile Belediye Başkanı Hacı Akpınar da yaptıkları konuşmalarda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ve Oda Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek sürekli gelişen ve büyüyen Kovancıların ekonomik gelişimi noktasında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Temsilciliği'nin önemli bir rol üstleneceğini ifade ettiler. Özellikle ticaret ve sanayi odamızın burada böyle bir temsilcilik açması, bölgedeki iş adamlarımızın, özellikle ticaretle uğraşan tüm halkımızın geleceği açısından, zaman açısından, ekonomik açısından büyük bir katkı sağlayacaktır. Bugün burada bu kalabalık ortamda Kovancılar temsilciliğimizin açılmasıyla birlikte vatandaşımızın yerinde sorununun çözmesi sağlanacak. 100-150 kilometre mesafe gitmeyecek. En önemli şey sağlık ve zaman yönetimi. Zaman yönetiminde buradaki ticaret erbabımız inşallah çok hızlı şekilde sorunlarını çözecekler. Açılışa katılarak teşekkür konuşması yapan Elazığ milletvekilleri Metin Bulut'la Ejder Açıkkapı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Temsilciliği için Başkan Alan ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişme ve kalkınması noktasında yoğun bir gayret ve çalışma içerisinde olduklarını söylediler. Bölgelerin gelişmesi artık ekonomik gelişmeyle mümkün. Eğer bir bölge ekonomik açıdan kalkınamıyorsa, gelişemiyorsa o bölgede tam anlamıyla bir kalkınmadan ve gelişmeden söz etmek mümkün değil. Bunun böyle bir işe öncülük edeceğini de düşünüyorum. Özellikle 7 düvele karşı mücadele ettiğimiz bir dönemde artık bizim ekonomik açıdan da çok güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü artık ülkelere atılan bombalar uçaklardan atılan bombalar değil. Artık ülkelere atılan bombalar kredi değerlendirme kuruluşlarının o sizin kredi notunuzu indirip kaldırmasıyla atılan bombalar. Türkiye her alanda olduğu gibi ticari alanda ve sanayileşmede de dünyada birçok ülkeye örneklik ediyor. Ancak Türkiye'nin bu gelişimi, bu dönüşümü, büyümesi maalesef hepimizin de yakından izlediği gibi birçok devleti rahatsız etmektedir. Bugün yakinen hissettiğimiz ve artık geçmişte gizlice yapmış oldukları çalışmaları alenen ülkemize karşı yapabilmektedirler. Ancak bizler AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar dünyadaki hiçbir bize karşı olumsuz davranışlara rağmen hiçbir gerileme göstermeden hem sanayicimizi, hem ticaret erbabımızı, hem tarımla uğraşan kardeşlerimizi, işçimizi, memurumuzu, kısacası bütün kesimleri mağdur etmeden onların daha güzel bir şekilde yaşayabilmesi için 15 yıldır mücadele veriyoruz ve bunu da başarıyoruz elhamdülillah.
Açılışa katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bölgenin potansiyelini ekonomiye kazandırmak istediklerini belirterek, 5 ilçenin bulunduğu bölgede Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası temsilciliğinin hizmetin üyenin ayağına getirilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu kaydetti. Doğru odaklanırsanız, hedefleri, stratejileri doğru kursanız, hedefe varmanız kolay olur. O hedefleri yakalamanız kolay olur. Bu havza özellikle tarım hayvancılık açısından odaklanılması gereken bir yer. Daha nitelikli üretim, ürünleri çeşitlendirme, daha katma değerli üretim yapma veya elde ettiğiniz birincil ürünleri katma değerle ikinci, üçüncü ürüne çevirip burada var olan değerleri hem farklılaştırıp hem markalaştırıp hem Türkiye'de hem dünyada önemli bir ürün haline dönüştürme bu açıdan önemli. O sebebe talebi var ama ben şunu söyleyeyim. Ya bu bölgeleri düşünürken organik ve doğal olarak düşünmek lazım üretim açısından. Buna odaklanmak lazım. Ziraat katma değer burada. Bunu destekleyecek o sebeplere odaklanmak lazım. Ona yoğunlaşmak lazım. Çevreyi çok kirleten değil de biraz daha yeşile duyarlı ve burada var olan sektörleri, tarım hayvancılık üretimini destekleyecek, daha ziyade gıdaya hitap edecek bir OSB veya sanayi altyapısı kurmak lazım. Bunlara da dikkat etmek lazım. Zira dünyada böyle bakir yerler bulmak zor. Yani bir yeri organik tarıma veya doğal tarıma dönüştürmek için 4 yıl, 5 yıl uğraşıyorlar. Toprağı rehabilite etmek için uğraşıyorlar. Ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor. Burada hazır bir bakir alanımız var. Kirlenmemiş bir havzamız var, toprağımız var. Bu açıdan bunu iyi değerlendirirsek hem vatandaşımıza yansıması çok iyi olur, katma değeri çok iyi olur. Buradan bizim yerel değerleri iyi değerlendirip markalaşıp markalar çıkarmamız lazım.